Merhaba sevgili teraziler ve yükseleni terazi olanlar. 10-16 Ekim haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili teraziler, gökyüzü sizin için önemli hareketler barındırıyor bu hafta. Ay artık yavaş yavaş büyüyor, ışığı büyüyor ve hafta sonunda da dolunay fazına ulaşmış olacak. Geçtiğimiz hafta başı, ay başında burcunuzda bir yeni ay doğmuştu. Bu yeni ay enerjileri artık kendini yavaş yavaş göstermeye başladı, hissettirmeye başladı. Ve dolunayda da bazı şeylerin sonuçlandığını ve daha belirginleştiğini hissedebilirsiniz. Haftanın başında burcunuzdaki Jüpiter Merkür'le kavuşacak. Bu oldukça şanslı bir kavuşum. Herhangi bir konuda anlaşma yapmak, sözleşme yapmak, imza atmak için değerlendirebilirsiniz. Ay da Kova burcunda olacak. Sizin için olumlu bir pozisyonda olacak. Özellikle ilişkileriniz, duygusal hayatınız, çocuklar, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konularda başarılı adımlar atabilirsiniz. Fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında ise Ay Balık burcunda işlerinize yoğunlaşmanız mümkün veya bazı sağlık sorunlarınız, onların tedavisiyle ilgili konulara da yoğunlaşabilirsiniz. Her durumda destek alabileceğiniz günler, özellikle iş ve kariyer hayatınızda çevrenizden, yakınlarınızdan, ailenizden bazı önemli yardımlarla da karşılaşabilirsiniz. Cuma akşamından itibaren Ay Koç burcuna geçecek. Hafta sonunda Ay Dolunay fazına ulaşıyor. Pazar sabahı 6:50'de 23 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Ay Uranüs'te kavuşuyor. Ay Güneş karşıtlığı var. Huzursuz edici bir enerji aslında bu. Bir yandan da burcunuzdaki Merkür'ün Plüton'la karesi var. Düşünceleriniz de biraz daha kuruntulu olabilir, kuşkucu olabilir. Özellikle ilişkilerinizde daha hırslı ve tutkulu davranabilirsiniz. Veya çevrenizde partneriniz tarafından, eşiniz tarafından veya başka otorite pozisyonundaki kişiler tarafından bu tarz davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Üzerinizde biraz baskı hissedebilirsiniz. Bu da ilişkilerinizde önemli yol ayrımlarına, kırılmalara neden olabilir. Çünkü Uranüs etkisi işbirliklerinde sürpriz durumlar ortaya çıkarabilecek gibi görünüyor. Sizi kısıtlayan, bağlayan koşullardan özgürleşmek isteyebilirsiniz ve bu dolunayda bunu tetikleyebilir. Ya da partnerinizin, karşınızdaki kişinin, yakın bir arkadaşınızın bazı ani beklenmedik davranışlarıyla, durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat edin. Sözleşmeler, anlaşmalar söz konusu olabilir. Özellikle yasal evrakları imzalarken, yasal anlaşmalar yaparken dikkat etmekte fayda var. Tabii ki bir yandan da burcunuzdaki Jüpiter'i, Merkür'ü düşündüğümüzde ve haritanızda destekliyorsa bu dolunayla beraber çok güzel, ilginç, sürpriz teklifler almanız mümkün. Bir arkadaşınızın, bir tanıdığınızın evlilik teklifiyle karşılaşabilirsiniz örneğin. Ya da çok güzel, ilginç bir, önemli büyük fırsatlar çıkarabilecek bir iş teklifiyle de karşılaşabilirsiniz. Evet, Uranüs bu. Sürprizlere hazır olun diyorum. Özellikle Dolunay ve onu takip eden birkaç gün içerisinde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.